Arkadaşlar Meccanen'e hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere mükemmel bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Şöyle ki ben de gördüm ve çok şaşırdım. Aynı zamanda çok hoşuma gitti. Arkadaşlar ilk kez Nordeus'ta oynamış olduğumuz maçlarda gol tekrarı gibi gibi diyorum. Çünkü tüm aktivitelerin tekrarını izleyebiliyoruz. Biraz önce yeni bir etkinlik var biliyorsunuz. Fenerler etkinliği. Bu etkinlikte arkadaşlar ilk maçı oynadım. Ve ilk maç sonunda bana ki zaten maçın başına bir işte yeni bir maça hemen başlarız ayrı bir şey ama arkadaşlar maçın sonunda şunu gösteriyor görüyor musunuz maç raporu maçtan çık bunlar vardı zaten fakat bir de tekrar izle bölümü var ve maç içerisinde atmış olduğumuz golleri tıklayıp şöyle gördüğünüz gibi hemen görelim gördüğünüz gibi görebiliyoruz sadece golü değil kaçırdığımız pozisyonları kart ceza kartları Hepsini görebiliyoruz. Mükemmel bir şey. Bakın. Yani uzun zamandır beklemiş olduğumuz özellik sonunda Nordeus'a geldi. Çok şükür. Ben gerçi bugün lig maçını ben oynamadım. Ha evet acaba lig maçında da var mıydı? Zannetmiyorum. Bence bu özellikle önce burada deniyorlar diye düşündüm. Mesela bakın bir tane kaleci kurtarışı var. Şöyle izleyelim. Hani bir baştan bir sondan açmak için sadece gösteriyorum şu an. Evet. Serbest vuruş kullanmış. Kaleci de kurtarmış. Çok güzel. Şimdi ben ilk maçı oynadım bu etkinlikte ve ilk maçın sonunda bunu görmek bile çok çok güzel oldu. Evet. Gördüğünüz gibi bütün yapılan etkinliklerin hepsi var burada. Çok güzel. Maç raporu bildiğiniz maç raporu. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi maçtan çık diyorum. Ama ilk turu geçtik şimdi ikinci turun başında da ben size başka bir şey göstereceğim çünkü arkadaşlar maçın başında artık size maçı oynamak mı istiyorsun yoksa hızlı mı yapalım diye bir e, şey sunuyor bir özellik sunuyor bu da güzel hemen onu da göstereyim Demeden önce onu göstereceğim bir dakika şimdi ben size bunu söylerken aklıma geldi acaba bugün oynadığımız maçta da böyle bir tekrarlarını falan izleme şansımız var mıydı Hani maçı tekrar izleyecek gibi bir şey yok. Teşekkür ettik. Evet. Normal lig maçında geçerli değil. Evet. Sadece etkinlikte bunu koymuşlar. Büyük olasılıkla etkinlikten sonra bu belki yaygınlaşınca inşallah normal maçlarda da bunu görürüz. Lig maçında, kupa maçını özellikle izleyemediğimiz maçlarda bunlar nasıl olur, nasıl biter çok çok merak ediyorum. Hemen tekrar etkinliğe geri dönüyorum. Pardon. Evet. Fenerler mücadelesi etkinliğinde ilk turu geçtik. Şimdi ikinci turu. Gerçi takım aa, ikinci turu oynamak güzel de arkadaşlar benim takım kötü durumda. Ben şu an bu maça başlarsam kötü olur. Hemen şöyle bir kadroyu göstereyim. Evet ve ben bugün antrenman yapmadım. Yani şu an bu maça çıkmak istemiyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Maçın başında veya çıkalım mı ya? Şöyle biraz en azından Neyse şu an gördüğünüz gibi bütün özellikle eksik ama daha, daha ben antrenman yapmadım. Yani günün antrenmanını yapmadım. E, Ligdeki rakip çok yumuşak oldu. Çok rahat geçebileceğim bir takım olduğu için sıkıntı yapmadım. Ama dediğim gibi şöyle bir rakipte o yüzden hiç antrenmanla falan uğraşmadım. E, ikinci maçı oynamak istemiyorum o yüzden. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Belki çık diyebilirim. Bakın şimdi oyna diyeceğim. Aa, bütün hepsini böyle yapıyor. İptal diyorum. Çıktım. Arkadaşlar bana şunu sordu. Ben maça başladığım zaman bana ilgili ilk turdaki rakipte maçı hızlı mı oynamak istiyorsun diye sordu. Yoksa kendin canlı canlı müdahale ederek mi oynamak istiyorsun diye sordu. Eğer hızlı oynamak istiyorum dersem direkt olarak bana ee, takım oyunu bonusları vereceğini söyledi. Ben takım oyunu bonusunu kabul etmedim. Kendim oynamak istedim. Bunu belirtmek isterim. Dediğim gibi şimdi takım bu şekildeyken oynamak istemiyorum açıkçası. Bana iki farklı türü e, sunmuş oldu yani. İster hızlı oynama, istersen canlı canlı oynama. Elbette ben tabii canlı canlı oynamayı tercih ettim. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecaninde kalın. Bu arada eee bir aksilik olmazsa bu akşam yine geç saatte bir canlı yayın yapabilirim. Ee, yani ona niyetliyim hayırlısıyla. Hem bu vesileyle söyleyemediğim arkadaşlara da, yani canlı yayına gelenleri söyledim ama e, normal herkese de söylemek istiyorum. Kendinize iyi bakın, mecaninde kalın, Ramazanınız, Ramazanınız mübarek olsun. Kusura bakmayın oruç oruç biraz ağzım e, karıştı. Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Ramazanınız mübarek olsun. İnşallah güzel bir şekilde bayramına da kavuşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Meccaninde kalın. Görüşmek üzere.